Herkese merhaba. Biz söz verdiğimiz gibi bir önceki videoda maaşlarımıza ek olarak yan haklarımız neler çalışmaya başladığımızda bunlardan bahsetmek istiyoruz. Yani yol var mı, yemek var mı, sigorta var mı? Bunları anlatacağız. <laughs> Biz bir önceki videoda offer letter'da neler geliyor, bu maaşın yanında onlardan bahsettik aslında ama kısaca özetleyebiliriz. İstersen bundan sen bahset. Yan olarak neler veriyorlar? Maaşa ek olarak. Hı hı. Yani maaşın haricinde şirketin ve teklifin tipine göre değişen te yan yan hak değil de bunlar yani ekstra ödemeler şeklinde kazançlarınız olabiliyor. Bunlar şirket eğer halka açıksa, halka açık değilse bile verebiliyorlar yani şirketten bir pay veya halka çıksa hisse imza yani işi, işe baş ilk başladığınızda aldığınız biraz yüklü miktarda bir para onun haricinde ve bonuslar olabiliyor yıllık, aylık, çeyreklik şeklinde performans bonusları. Hı hı. Bir de şöyle de bir durum var yani şimdi onu remote çalışacak ben de bu oturduğumuz yere yakın bir yerde çalışacağım yani o tarafa taşınacağız ama yine de aynı eyaletteyiz. Ama eğer uzak bir yere taşımamız gerekiyorsa iş için ya da eyalet değiştirmemiz gerekiyorsa bir de relocation parası yani taşınma masraflarını karşılayacak bir para veriyorlar. Evet yani bu sefer öyle bir şey tabii ki teklifte yoktu ama mesela ben stajyer için Intel'e başladığım zaman mesela orada Massachusetts'ten ben San Francisco'ya 3 aylığına da olsa sonuçta bir taşınma yapacaktım. Orada bana 5600 dolar civarında sanırım bir relocation Fee mi diyorlar, relocation bonus mu öyle bir şey veriyorlardı. Yani masrafların, onları hani gidermen açısından ekstra bir ödenek yani bu maaşınızın haricinde aldığınız bir yan hak gibi bir ödeme. Hı hı. İşte imza parası var. Bazı şirketlerde işte girdiğinizden ikinci üçüncü ödeme zamanında, bazılarında 6 ay sonra, bazılarında bir yıl sonra şeklinde verilebiliyor. Bir de stoklar yani hisseler var. Bu halka açık olmayan şirketlerde bu iş nasıl oluyor tam bilmiyorum ama mesela halka açık olan şirketlerde internet örneğinde Diyorlar ki işte sana şu kadar miktarda Hisse vereceğiz Ve bunu Her çeyrekte yani her 3 ayda bir ve 3 yılda tamamlayacak şekilde dağıtacağız diyorlardı mesela Siz atıyorum 100 bin dolarlık bir hisse vereceklerini size vaat ettiler Bunu 3 yıla bölüyorlar 4 çeyrekten 12'ye bölüyorlar her bir ay yani her bir dönem 3 ayda bir 12'de birini yani 100 ya da 120 diyelim kolay olsun 10 bin dolarlık hisse bir 3 ay sonra bir 3 ay sonra bir 10 bin dolar da bu şekilde bu şekilde yatmaya devam ediyor. Yani siz ilk girdiğinizde tabii çalışıp çalışmayacağınızı bilmedikleri için uzun süre çat diye böyle evet. 100 bin dolarlık hisse veremezler size. Evet. Belli sürelerde veriyorlar bunları. Hı -hı. Şimdi bunların yanında da böyle paketler var. Onlardan seçtiğiniz işte yan haklarınız var ilk olarak sigortadan bahsedelim. Evet, benefit diye geçiyor burada. hani, be, hı hı. hani şey ofurlarda aslında hani base pay yani ana, alacağınız maaşın yanında işte bu stoklar var mı vesaire bunların da yanında benefitler aslında şirketleri seçerken kabul sizin şirkette ne kadar olumlu bakmanızda aslında çok faydası veya çok etkisi olan bir paket. Evet. Ve bu benefitler içinde sağlık sigortası, göz, diş sigortaları, yani bu kapsamların ne kadar olduğu, neleri hı hı. kapsadığı, ne kadarını kapsadığı. 401K emeklilik fonuna ne kadar katkı yaptığı şirketin. Evet. Bir takım ölüm kalım gibi kazalarda veya sakat kalma gibi durumlarda şirketin ne kadar yardım yaptığı gibi Yine bunlarda bir takım sigorta kapsamları şeklinde size sunuluyor. Başka ne vardı? Bir de flexible spending accountlar var. Onlardan da bahsedelim. Evet. Ama yani Türkiye'de sırası olmayan geldiğimde. garip Hı -hı. garip şeyler var. Onu hani aklımıza geldiğince bildiğimiz kadarıyla üzerinden geçelim. Evet. İlk başta mesela sağlık sigortası var. Cumhurba... Ama bence yol yemek sigortayla başlayalım. Yol var mı? Tamam. Yok. <laughs> yol yok. Evet. Yemek var mı? O da yok. Ama yemek şirkete göre değişiyor. Şirkete yani göre mesela değişiyor. Mesela bir arkadaşımızın şirketinde yemeği veriyorlar. Daha doğrusu veriyorlar derken burada böyle bir yemekhane, kafeterya mantığı yok. Çünkü herkesin farklı farklı alerjileri var. İnanışlarına göre yemediği şeyler var. Örneğin biz domuz yemiyoruz. Hı -hı. Ya da tercih etmediği şeyler var. Örneğin veganlar var, vejetaryenler var. Ya da özellikle hani milliyetten gideyim Hintlilerin bir kısmı vejeteryan ama bir kısmı sadece kırmızı et yemiyor. Tavuk yiyebiliyor. Bir kısmı sadece deniz ürünü yiyor falan gibi çok çeşitli beslenme alışkanlığı olan insanlar var. Bu yüzden böyle standart bir yemekhane ya da yemek veren bir yer yok. O yüzden bizde yemek yok. Bize yemek vermiyorlar. Ben zaten evdeyim. Evet. Bize vermiyorlar. Yani ben evden götürüyorum. Burun Burada geneli böyle. Yani bizim okulda da böyleydi ama arkadaşımızın şirketinde örneğin dışarıdan yemek söylüyorlarmış. Yani belli restoranlar var. Siz istediğinizden istediğiniz yemeği her gün seçiyorsunuz. O da sizin adınıza geliyor. Böyle durumlar var ama bu çok nadir. Bir de ben söyleyeyim. Büyük şirketlerde bazen şey oluyor. Mesela bu Inter mesela gibi onların büyük şirketlerinde kocaman bir yemek salonu oluyor. Orada farklı farklı türlerde işte Hint yemeği, işte Çin yemeği, Tayvan yemeği, bilmem ne yemeği, Akdeniz yemeği, salata, veci falan çok farklı masalar oluyor. Hani oralardan gidip istediğiniz yemeği toplayabiliyorsunuz. O şekilde yemekhaneler de olabiliyor. Bunların Ama, bazıları ücretli, bazıları heh. şirket tarafından e, da sunulmuş olabiliyor. Hani Bunlar hep şirketten şirkete değişen şeyler. Evet, yani Intel'deki örneğin o türler bilir çatı usulüydü. <laughs> yani alıyordunuz, gramla tarttırıyordunuz, onun parasını ödüyordunuz. Yani ben ziyarete de evet. onu öyle yemiştik. Yol yemek böyle. Sigortaya hmm. gelelim. Sigorta şimdi. da aslında yok ama yani şöyle mesela aslında Türkiye var. Türkiye'de bir şey var ya özel sigorta yaptırmazsan devletin zorunlu bir sigortası ya da iş yerinin yaptığı bir sigorta oluyor. Burada öyle bir zorunlu sigorta yok. Siz istediğiniz sigortayı yaptırıyorsunuz ve onun miktarını siz cebinizden ödüyorsunuz evet. aslında. Evet. Yani aslında şöyle Türkiye'de devletin yaptığı ya da işte şirketlerin yaptığı sigorta var. Aslında onlar da sizin aslında maaşınızdan onlar... Kesiliyor. Sigo şöyle söyleyeyim. Sigorta yapmıyorlar. Onlar mesela şirketin gücünü çalışan sayısını vesaireyi kullanarak size bir plan alabiliyorlar mesela. Burada. Evet. Gel. Şu an Türkiye'den bahsediyorum. Ha, yani Türkiye'de evet. bir devlet sigortası bir şirket sigortası falan varken onlar aslında sizin maaşlarınızdan kesilen ama sizin bilmediğiniz çünkü Türkiye'de genelde bize maaşlar net şeklinde veriliyor. Evet, yine örnek verebilirim ben burada. Hı hı. Mesela Aselsan'da zaten zorunlu sigorta her yerde var. Evet. Onun haricinde özel sağlık sigortasını iki plan şeklinde sunuyorlar. Bir tanesinde işte çok basic şeyleri kapsamıyor. Yani sen zırt pırt doktora gittiğin zaman para veriyorsun. Yani o paranın da %20'sini veriyorsun sanırım. %80'i yine plan karşılıyor. Ve mesela büyük hastalıklar vesaire onları karşılayan bir plan var ama bu plan için sen hiç para ödemiyorsun. Çünkü zaten hani her doktora gittiğinde yüzde gittiğinde %20'sini %20'sini ödediğin için o plan bedava. Ama sen tam istiyorsan, full kapsam istiyorsan eğer, senin aylık atıyorum maaşında 50, 100, 150 neyse artık şirketin anlaştığı miktar. O kadar kesiyorlar. Sen her doktora gittiğinde artık hiç ödemiyorsun. Yani o %20'sini hı hı. ödüyorsun dediğim şeyleri bile ödemiyorsun. Yani tamamen özel sağlık sigortan senin bütün masraflarını karşılıyor. Yani öyle iki plan şeklinde sunuluyor. Tabii bu özel hastaneye giderseniz. Yani evet. devlet hastaneleri zaten bedava. Çalışmıyorsanız da Türkiye'de galiba belli bir miktar para ödeyip evet, zorunlu sigorta yaptırıyorsunuz. Burada şöyle Onur'un dediği gibi Paketler alıyorlar şirketler özel sağlık sigortalarından. Burada devlet sigortası diye bir şey yok. Bütün sigortalar özel. Devlet sigortası sadece fakirlere hani mesat ha, gibi evet, şeyler yeşil var. Yeşil kart gibi ama o. Evet. Yani onda hiçbir şey ödemiyorsunuz. Yani mesela biz doktora yaparken fakirdik. <laughs> <laughs> Linda'ya bize değil yani biz vatandaş değiliz. Linda vatandaş olduğu için ona alabildik mesaj bunu aslında biraz böyle değinmiştik başka videolarda. Ona hiçbir şey ödemiyorduk. Yani doktora gittiğimiz ya da test yaptırdığımızda. Ama normalde özel sağlık sigortalarının paketlerini şirket üzerinden seçiyorsunuz. Yani size belli paketler sunuluyor. Aylık belli ödemeleri var. Kapsamları değişiyor. Ona Hı -hı. göre belli planlar seçiyorsunuz. Mesela şimdi Onur'un ki birazcık karmaşık daha öğrenemedi Onur. şey, şey keywordlerden de bahset. PPO diye bir şey var. Evet de HMO diye evet, bir şey tam var. Tam ben de hatırlamıyorum şu an. Ben de hatırlamıyorum. Biraz değişik kapsamları. Evet. Mesela genelde PPO seçiyoruz. Biz HMO sanırım böyle büyük hastalıkları olan insanlar için Galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi ben kendi üzerimden gideyim. Örneğin benim seçtiğim sağlık paketi PPO'ydu ve ben bu sağlık paketinde eğer tek başıma bir sağlık alıyorsam mesela işte 80-90 dolar gibi iki haftalık, iki iki haftalık kesilen bir para var maaşımdan. Ama eğer kendime bir dependent'la birlikte alıyorsam yani eşim olabilir, bu çocuğum olabilir. Onun kendi sağlık sigortası olacağı için ben sadece Linda'yı kendime eklettim. Buna da aile paket deniliyor. Buna da yaklaşık 200 dolar veriyoruz. 2 haftada bir sağlık sigortasına. Bu sigortanın sadece %20'lik kısmı, %80'lik kısmını şirket ödüyor bu paketin. Bunun içinin kapsamları değişiyor. Yani belli muayeneler ücretsiz, belli muayenelerin %70'sini sen ödüyorsun ya da copay dedikleri miktar evet, 30 ya dolar gibi bir şey. ödüyorsun ya da copay diye bir şey var. Onu ödüyorsun 30 dolar. Bazı testler ücretsiz. Bazı testlerin %20'si var. Bazı testlerin fix fiyatları var falan gibi. Bunlar değişiyor. Sigortalar bu şekilde. Yani siz seçiyorsunuz ödeme planını. Yine paketin içeriğini siz seçiyorsunuz. Sadece şirket size katkı sağlıyor. Yani mesela %80 katkı sağlaması demek iyi bir şey demek şirketin. %100 sağlayanlar vardır mutlaka. Ama ben duymadım hiç. Hı, hı. Yani bize denk gelen bu şekildeydi. Okulumuzda da böyleydi. Şimdi sağlık sporlarından ek olarak göz ve, göz ve diş. diş ayrı geçiyor. Evet bunların içinde değil. Hmm. Burada göz ve diş çok pahalı. Yani muayenesi de pahalı, testleri de pahalı, herhangi bir şey yaptırmak da pahalı. Onların da belli paketleri var. Yani genelde böyle aylık yine siz böyle 8 dolar, 10 dolar, 12 dolar falan gibi bir şey ödeyip daha doğrusu iki haftada bir ödeyip işte geri kalanı da şirket ödeyip size bir plan sunuyor yine. Bunların da içinde belli ödemeler var. Mesela bu diş paketi örneğinde preventif dedikleri yani mesela temizletme, yani böyle hastalığı engelleyici, önleyici muayeneleri bedavaya evet, denk getiriyorlar. Basit muayeneler mesela. Mesela çekme gibi, dolgu gibi, çekme belki biraz şey olabilir de, dolgu gibi küçük... Basic mi deniyor? İşte Hı -hı. Küçük muayeneleri. Ya hiç vermiyorsunuz ya çok az bir miktar. Bir de miktar, 20 falan ya da veriyoruz. Öyle bir şey veriyorsunuz. İşte mesela böyle kanaldır, tel takmadır falan. Işte evet, böyle böyle surgery gerektiren böyle büyük diş problemlerinde de yarı yarıya. %50 ya. falan ödüyoruz. Hı -hı. Tabii şimdi de bu bedava dediğimiz da bir detayı var. Bu plan diyor ki ben senin yaptığın her şeyi... 1500 dolara kadar karşılarım. Şimdi bedava dediğim şey aslında bedava değil. Yani şu demek. Siz gidip bir temizlik yaptırıyorsunuz. O temizliğin bedeli diyelim ki 500 dolar. Diyor ki sana 500 dolar senin için şu an bedava. Sen 500 dolara ödemiyorsun. Ama ben o 500 doları senin o 1500'lük limitinden düşüyorum. Diyelim ki tekrar yaptırıyorsunuz temizlik, tekrar yaptırıyorsunuz. 1500 doları tamamlıyorsunuz bu şekilde. Bir sonraki yaptırdığınız yani yıl içinden bahsediyorum. Bir sonraki yaptırdığınız temizlik artık sizin cebinizden çıkıyor. Yani aslında yaptırdığınız her şey belli bir limite kadar ödeniyor ya da %50'si belli bir limite kadar ödeniyor. Sonra sizin cebinizden çıkıyor. Yan haklar dediğiniz için detaya girmek istiyorum. Bir de benim aklıma burada şey geldi. Normal health insurance'da da deductible diye bir şey var. Contributions, out of pocket muhabbetleri var. Onları evet, atladık. evet. Yani şöyle onda da mesela belli şeyler ücretsiz ya da yüz ödüyoruz ya da kope ödüyoruz diyoruz ya. Orada da... Deductible diye bir şey var. Yani diyorlar ki atıyorum bir muayeneye gittiniz ve masraf 500 doların altında. O zaman diyor ki plan hiç karışmıyor. O hı hı. o 400 dolarlık bir masraf geldi. Siz ödeyeceksiniz. 200'lük geldi. Siz ödeyeceksiniz. Muayene değil de böyle bazı durumlarda Ya o yani işte Neyse artık. Hı hı. O o masraf ne kadarsa siz doktora gittiniz. şu kadar masraf çıktı. 500'ün altındaysa ise plan hiçbir şey ödemiyor. Mesela o deductible level'ı 500 dolar olduğu için mesela. Bazı durumlarda da işte dediğimiz gibi Onu, %50 ödüyorsunuz, %20 ödüyorsunuz evet. falan. Şimdi sizin ödediklerinizi yıl also içinde... House diye bir şey var. Onları he, oraya bir biriktiriyorlar. Topluyorlar, topluyorlar, topluyorlar. Siz maksimum mesela 4000 dolar ödedikten sonra artık hiçbir şey ödemiyorsunuz. Aynen. Mesela benim doğumum 3000 dolar tutmuştu. Şimdi ben bunun üzerine 1000 dolarlık daha başka şeyler yaptırmış olsam, başka muayenelere gitmiş olsam, testler yaptırmış olsam 1000 doların üzerinde gelen hiçbir şey ben ödemeyecektim. Yani toplamda yıllık 4000 dolar ödüyorum. Geri kalan hiçbir şeyi de ödemiyorum. Bu da out of pocket'a giriyor. Evet. Şimdi bu dişe göze dönecek olursak da orada da şöyle diyorlar. Bu dişten bahsediyorduk örneğin. Diyor ki sen diyelim ki yıl içinde hiçbir şey yaptırmadın. Yani o 1500'lük limitini hiç kullanmadın. O zaman diyor ki ben bunu bir sonraki yıla hepsini devredemem sadece mesela şu an hani miktarlar değişebilir. 500 dolarını devredebilirim. Ve devredip devredip biriktirdiğin yıl içinde kullanabileceğin örneğin maksimum 2500 dolu, dolar olabilir. Yani aslında siz boşuna para kaybediyorsunuz ya da sağlığınızı oluyorsunuz. Aslında o 1000 doları mesela yıllık kullanmalısınız. Yani gidip temizlik yaptırmalısınız, muayene yaptırmalısınız. Yani adam size diyor ki şirket daha doğrusu kendine bak. Yani kendine bakan eleman istiyorum, sağlıklı ol istiyorum diyor size bu şekilde limitler koyuyor. Gözde de aynı durum var. Aslında gözde de çok benziyor Hı -hı. zaten birbirine. Bunu da bu şekilde detaylı anlatalım Hı -hı. istedim. Şimdi 401K emekliliğe gelelim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz bir emeklilikle ilgili yorum yapmıştık bir videoda ve orada bir arkadaş teşekkür ediyorum buradan. Bu işte sağlık SSN As sosyal sosyal, sosyal evet sosyal güvenlik kurumunun aslında size böyle bir para biriktirdiğini çalışırken yani oraya zaten bir ne denir? Bir para yattığını sizin adınıza. Yani siz bir aslında emeklilik biriktiriyormuşsunuz orada. Biz bunu bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz aslında araştırmadık. O yüzden şimdi bununla ilgili bir yorum yapmayayım. Hani bu 401K'dan ayrı emekli olamıyorsunuz, devlet emekliliği yok demeyeyim çünkü bilmiyorum. Sadece biz 401K'ya anlatalım. Bu biraz bireysel emeklilik gibi Türkiye'deki. Ama zorunlu bireysel. Zorunlu. Aslında hayır zorunlu, zorunlu değil. Zorunlu 401K zorunlu. Ama hayır bana şey dediler %0'da seçebilirsin yatıracağın 0, parayı. 0.5 değil mi? 0 dedi yani. Emin hiç değilim. Kesmiyor. Yani ben öyle hatırlıyorum. Şimdi şöyle diyor şirket size. Otomatik olarak biz bunu diyor %6'ya ayarlıyoruz. Yani sizin maaşınızın diyor %6'sını bu 401k emekliye yatırıyoruz. Ama diyor siz sisteme girip bunu değiştirebilirsiniz. %3 yapabilirsiniz. 50'ye kadar çıkıyorsunuz. %10 yani. yapabilirsiniz. %20 galiba. Yüzde, Daha e, bir limiti var. Bir, evet. Yıllık limiti var. Atıyorum yıllık 20 bin doların üstünde gibi, yatıramıyorsunuz. Gibi bir öyle şey bir şey. Böyle bir limiti var. Ve şirketler şöyle diyorlar. Örneğin İ, Intel diyor ki sen yüzde altısını yatır, ben de bir o kadar koyacağım diyor mesela. Yani bazı şirketler böyle söylüyor. Bazı şirketler diyor ki ben senin koyduğunun yarısı kadarını koyacağım. Yani sana katkı sağlayacağım. Aynı yani devlet katkısı gibi düşünebilirsiniz. Bazı şirketler hiç sağlamıyor. Mesela genelde şirketler de şöyle diyor. Sen %6'nın üzerinde koymak istesen bile ben sadece %6'ya kadar olan kısımda sana destek olurum. Daha fazlasını olmam. Önemli benim şirketim biraz daha farklıydı. Diyordu ki bana İlk yıl hiç koymam yani senin koyduğun paranın üzerine hiç ekstra bir para eklemem. İkinci yıl yüzde 50 kadarını eklerim. İşte üçüncü yıl yüzde yüz kadarını eklerim koyduğun paranın falan gibi bunlar da değişiyor. Yani siz mesela maaşınızın yüzde altısını eklemek istediniz o da diyelim ki 100 dolar etti. Şu an tamamen farazi konuşuyorum. 100 dolar koyuyorsunuz. Bazı şirket diyor ki ben de 100 dolar koyuyorum. Bazı şirket diyor ki sen 100 koysan ben 50 koyuyorum. Benim şirketim diyor ki ilk yıl hiçbir şey koymuyorum. 100 dolarım birikiyor. İşte ikinci yıl onun %25 kadar koyuyorum. İkinci yıl onun %50'si kadar koyuyorum. Yani sen 100 koyuyorsun ben 50 koyuyorum. Bu şekilde para biriktiriyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 59 yaşına kadar. 59 yaşından sonra çalışmak isterseniz devam ediyor. Şey, çalışmak 59 istemezseniz... yaşına kadar değil. En erken emekli olma şey 59 sanırım. Ha işte yani. 65'e 70'e 70, e, 70 bilmiyorum da 65'e kadar falan bunu devam et. Devam, devam e ettirebiliyorsun. De Ama daha önce ya da daha sonra onların da böyle Hı -hı. kriterleri var. Yani bunlar çok uzun böyle biz bayağıdır. Her bir ayrı konu aslında Google'layıp bulmak evet, lazım. Evet sürekli böyle gönderdiği paperları okuyorduk şirketin. Böyle durumları var bu 401 kanunda. Bu flexible'a geçmeden önce başka bir şey var mı? İşte hayat sigortası var, kaza sigortası var. Bunlar Türkiye'dekilere çok Hı -hı. benziyor zaten. Onlar yani çok biz de detay vermedik. Hiç güzel şeyler olmadıkları için. Evet yani şey hani şirket size belli bir bununla Hı -hı. ilgili bir şey sağlıyor. Siz de galiba çok bir şey yatırmıyorsunuz ona. Ha, hiçbir şey yatırmıyorsun. İşte yani hayatını kaybedersen 100 bin dolar veririm. Şöyle bir şey yaparım şey falan filan. Şey seçiyorsunuz. Falan falan sadece vasi seçiyorsunuz. Yani Hı -hı. örneğin ben vasim olarak %50 %50 yazmıştım Onur'la Linda'yı. Hani bunun gibi seçebiliyorsunuz. Şeyi bilmiyorum tabii. Linda 18 yaşına gelince mi bu parayı kullanabiliyor yoksa direkt mi veriyorlar? İşte babası velisi olduğu için ona mı veriyorlar hakkını bilmiyorum o konuyu. Ben sadece bana böyle hızlıca seçmemi istediler. Ben de hemen o şekilde yapmıştım. Şimdi bu Flexible Spending Account'lara gelelim. Biz de bunu burada yeni öğrendik. Şöyle bir durum var. Şimdi sizin aldığınız maaşın hepsinden gelir vergisi kesiliyor aldığınız bonuslardan, performans bonuslarından falan da vergilendirme yapılıyorsunuz. Yani siz aslında aldığınız bütün paraların vergisini devlete ödüyorsunuz. Türkiye'deki gibi baştan kesilmiyor. Yani Türkiye'de biz elimize aldığımız maaşı biliyoruz. Ama burada bize bütün maaşımızı veriyorlar. Biz onun üzerinden içinden alıp veriyoruz. O yüzden biz genelde böyle bürüt üzerinden konuşuyoruz her şeyi. Genelde işte bizim seviyemizdeki maaşlarda %30 gibi miktarlarda %30-35 gelir vergisi ödeniyor. Size şirket şöyle bir opsiyon sunuyor. Diyor ki şirketten şirkete bu yine miktarlar değişir. Diyor ki örneğin sen çocuğuna bir para harcıyorsan yıllık maksimum 2500 dolara kadar diyor sana bu izni verebilirim. O 2500 doları bir kenara ayırıp ben bunu çocuğum için, eğitimi için falan harcayacağım dersen o paradan vergi kesilmemesini sağlarım diyor. Yani siz 2500 doları maaşınızın içinden çekiyorsunuz yıllık bir hesaba koyuyorsunuz. Oradan vergi kesilmiyor. Onun tümünü kullanabiliyorsunuz. Aynı Orada şey, Orada da şey var ama bir sonraki yıla 500 doları ya aktarılıyor, yaktırılmıyor ya gibi bir şeyler ha, var. Kullanmanız yani. lazım hepsini. Evet. Eğer kullanmazsanız belli çok küçük bir miktar hmm. arttırılıyor. O para yanıyor. Ama mesela çocuğunuzu kreşe gönderiyorsanız zaten aylık 3000 dolar falan vereceksiniz. Ve çat diye o 2500 dolardan verebilirsiniz. Ve vergi ödemiyorsunuz o paradan. Aynı şey sağlık için de geçerli. Mesela böyle 3000 dolara kadar diyelim. İşte belli bir miktar koydurabiliyor size. Ve diyor ki sağlık harcamalarının hepsi ki buna ben okudum. İşte koronadan dolayı sanırım el dezenfektanı, maske falan bunlar da dahil. İşte muayeneler olur, testler olur, çocuğunuza harcadığınız sağlık olur. Çünkü o benim dependentım, bağlı olan kişi bana. Bunların hepsinden o o hesaptan ödeme yapabiliyorsunuz. Yine hepsini harcamalısınız ki hani çünkü çok az bir kısmını bir sonraki lakları var. Gerisi yanabilir. Biz mesela Bu çocuk için olanının hepsini koyduk kenara ama sağlık için olanı yanlış hatırlamıyorsam 750 dolar falan koyduk. Hı -hı. Çünkü hani inşallah yani sağlıkla ilgili Hiç bu kadar harcama yapmak zorunda kalmayız. Hı -hı. Yani. senin bir işte birkaç ilaçların var insülin vesaire. Onlar evet şekerle alakalı. Yani başka da Allah göstermesin Aynen. yani, başka sağlık problemi çıkmasın ama hani kronik hastalar için örneğin tabii yüksek miktarlarda kullanılabilir 2.500-3.000 dolar falan. Bu da yeni öğrendiğimiz aslında güzel bir şey. Yani devletin hani sen sağlığa harcıyorsan, çocuğa harcıyorsan senden o paradan vergi almıyorum demesi güzel bir durum. Bunlar var. Başka hatırlıyor musun? Yan hak bahsetmemiz gereken, şirketimize sağdığı her şeyden bahsedebiliriz. Bu önemli gym membership falan gibi şeyler. Aa bak onu unuttum. Tamam ondan bahsedeyim. Sonrası daha önemli. Bundan bahsedeceğim. Yani daha önemli derken güzel böyle ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Şey de var. Yani diyor ki siz sağlığınızı koruyun çalışanlar olarak biz sizi destekliyoruz. Örneğin spor salonu üyeliği. Bunun içinde belli miktar örneğin yıllık 150 dolar gibi ki bu da böyle yıllık üyeliği çok hani ne diyeyim, çok altına kalmayan bir miktar. Yani yıllık üyeliğiniz 150-200 dolar arası falan evet. oluyor. Burada çok büyük miktarlar hmm. değil. İşte o kadarını ben şirket olarak karşılıyorum diyebiliyor şirket. Yani sen git sporunu yap, işte sağlıklı ol falan diyor. Tabii ne kadar vakit bulabilirsiniz? Özellikle çocuğunuz varsa bilmiyorum. Ama böyle güzel bir opsiyonu var. Başka bununla ilgili yoktu herhalde. Neyse aklımıza gelse onu da anlatırız. Şimdi bahsedeceğim güzel şeyler de şunlar. Eğer siz Bilgisayar başına çalışıyorsanız şirket size bilgisayar alıyor, size tahsis ediyor. Yani o bilgisayarı o şirkette olduğunuz süre boyunca kullanabiliyorsunuz. Sonrasında yani bilmiyorum size bırakıyorlar mı o bilgisayarı. Çok eski diyse hmm. bırakıyor olabilirler ama bilgiler önemli olduğu için onu şirkete hmm. tutmayı tercih ediyor olabilirler siz çıkınca. Ama en azından size gidin işte şu özelliklerle bilgisayar alın falan demiyorlar. Yani ilk işe girişte sizin bütçeniz olmayabilir. Bunu göz önünde bulunduruyorlar ve size güzel, işinize yarar bir bilgisayar alıyorlar. Şaşırtıcı noktada bana bir de telefon verdiler. iPhone 12 verdiler. <laughs> İlginç bir şekilde ben bunu hiç beklemiyordum. Aslında iyi ki de vermişler. Çünkü işte oraya Microsoft Teams indirdiler, Outlook indirdiler, Calendar indirdiler, her şeyi indirdiler. Yani bütün şirket yazışmalarını, haberleşmelerini, takvimlerini işte Toplantılarını oradan ayarlıyoruz, oradan yürütüyoruz. Ve eminim ben kendi telefonumu kullanmış olsaydım orası çöplük olacaktı. Yani kaybolacaktı diğer bildirimler arasında her şey. Ayrı bir telefon olması çok güzel olmuş. Çok iyi düşünmüşler gerçekten. İşte masama mesela benim monitör kurdular iki tane. Onu remote çalışacak. Hani onura nereden verecekler derseniz onurun bilgisayarı bugün eve geldi sabah. Evet. Yani ona da bilgisayar gönderdiler. İşte arıyorlar neye ihtiyacın hmm. var çalışmak Eks için. Sen ek anlat. Ekstradan. Monitörü isteyebiliyorum, işte fare, kulaklık, ıvır zıvır, yani bu tarz şeyler yani ilk çalışmak için gerekli olan essential'ları onlar sağlıyor. Fare klavye ben de istedim. Yani dedim ben böyle touchpad kullanamıyorum, bana fare de verdiler. Sormadı ona soracağım, hani yani. home office için bir ödenek veya mesela atıyorum bir masa istediğim zaman ona bir karşı bir reimbursement ya ne deniyor <laughs> Türkçesi? geri ödeme, yani geri ödeme falan yapıyorlar mı Onlara olabilir mesela adjustable bu ayarlanabilir masalardan. Evet güzel. Masalardan. Sandalyemden memnunum ama masayı biraz daha geniş, biraz daha böyle adjustable yani yüksekliği ayarlanabilir şekilde olacak şekilde değiştirmeyi planlıyorum. Hani şirket bunu sağlıyorsa şirketten yapmak isterim. Evet. Yapmıyorsa zaten evet. kendim yapacağım. Yani bunu iki türlü yorumlayabilirsiniz. Yani aslında böyle ne kadar işte dünyaya bakış açınıza bağlı. Mesela bu şöyle de yorumlanabilir. Şirketler çalışanların çok düşünüyorlar işte çalışsın istiyorlar sağlıklarını önemsiyorlar falan. Tabi bir taraftan şöyle de düşünebilirsiniz. Kapitalist dünya yani adam o çalıştırdığı beyni kaybetmek istemiyor. Çalışsın diye her türlü rahatlığı ortamı sağlıyor ki o daha fazla çalışsın. Daha fazla üretsin. Bunu iki türlü değerlendirebilirsiniz. Hani karamsar olarak da bakabilirsiniz. iyi yönden de bakabilirsiniz ama... Ben iyi yönden bakmayı tercih ediyorum çünkü şirketimin bana açık açık yani patronumun, yöneticimin bana açık açık söylediği şey biz aile ve çalışma hayatına çok önem veriyoruz. Çalışma saatlerimiz çok esnek. İstediğin zaman gelebilir, istediğin zaman gidebilirsin. Belli saatlerde çalışmanı tabii ki istiyoruz yani. Ortalama 40 saat olacak şekilde ama işini yaptığın sürece kimse sana yani sen bu hafta 30 saat gelmişsin demiyor. Zaten gelmek de zorunda değilsin. Yani evden yürütebiliyorsan evden yürütüyorsun. Bu şekilde esneklikleri de var. Zaten işte takımım çok genç benim. Herkesin çoluğu çocuğu var böyle. Yani ben çalışanlara da sormuştum mülakata gittiğimde. Yani mülakatta sadece sizi sorgulamıyorlar. Siz de onları sorguluyorsunuz. Yani böyle Çocuğu olan, özellikle küçük çocuğu olan insanlara sormuştum hani nasıl çalışıyorsunuz burada? Yani teknisyenlere sordum, başka mühendislere sordum. Dedim ki memnun musunuz? ailenize, çocuğunuza vakit ayırabiliyor musunuz? Dediler ki yani bu şirkette gerçekten bundan memnunuz. Yani tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri bu dediler. Çok mutlu oldum ben gerçekten. Yani evet tabii ki yani sizin çok çalışmanızı istiyor. Çok şirkete bir şeyler katmanızı istiyor. Yani öyle yürüyor zaten işler. O yüzden size o kadar para veriyor. Ya da o sayede size o kadar para verebiliyor. Yani ben güzel olduğunu düşünüyorum bunların. Yani verimliliği de arttırıyor. Yani bir de zaten yaptığınız işten de mutluysanız, memnunsanız, böyle ayaklarınız geri geri gitmiyorsa giderken zaten hiçbir sıkıntı yok. Böyle durumlarımız var. Yakın zamanda taşınmayı düşünüyoruz. Yani yakın zamanda dedim 1-2 ay içinde çekmek istiyorum bu videoyu da. Nasıl ev kiralanır, ev nasıl aranır bunlar önemli konular burada çünkü Türkiye'den çok farklı durum. Hatta yani ileride satın almayı düşünürsek, aslında düşünüyoruz da şu an için pek mümkün değil. O çok çok daha farklı. O çok çok daha gibi. farklı yani ona ayrı bir video çekmeye düşünüyoruz. Yani şu an ben 45 dakika gidiyorum, bir saat geliyorum trafikten ötürü. O yüzden biraz daha yaklaşmak istiyoruz işlerine ve bunun da prosedürlerini çekelim. Burada ev nasıl kiralanıyor? Çünkü Türkiye'de de biliyorum evler uçmuş durumda, burada da aslında çok farklı değil. Yani Türkiye'deki kadar böyle hani %100 %500 falan değil Bel de bükmüyor bir de hani yani %20 %30 evet, falan afford işte, edilebilir evet. şekilde burada en azından hani biz o parayı hmm. ayırıp o kiraları verebilecek durumdayız çok şükür. Onları da çekelim istiyorum bir sonraki videolarda. Yakında da bölüm tanıtım videolarına devam edeceğiz. Hmm. Onları da izlemeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.